İmamoğlu aynı zamanda 2019 seçimde e, İyi Parti'nin de bir adayı olduğu için bunu yöneltiyorum. Hani belki CHP'nin iç meselesidir diyebilirsiniz Hüseyin Bey ama e, şimdi İstanbul için bir ittifak çağrısı oldu Ekrem İmamoğlu'nun bir İstanbul ittifakı diye. Belki onu yine geniş bir şekilde konuşuruz ama sizin e, şu anki belediye başkanınız ve belki 7 ay sonra tekrar aday olarak göstereceğiniz e, kişinin bu kadar tartışılması... E, açıklamalarının bu kadar konu olması, tüm televizyon kanallarında konuşulması, parti içinde konuşulması, iyi Parti gözünden bakıldığında e, o aday yıpratılmış olarak mı gözüküyor? Yoksa e, şu anki durumda size göre evet haklı bir tartışma konusu mu? Şimdi bunlar biraz e, mayınlı alanlar. Dolayısıyla mayınlı <laughs> alanlarda dikkatli cevap vermek lazım. Bu işin tabi mizahı. Yoksa bize her soruyu sorabilirsiniz her soruya verecek bir cevabımız var. Hı hı. Lafı dolandırmayız da, yekten söyleriz. O yüzden net söyleyeyim. Bizim belediye başkanımız olarak tariflediğimiz Ekrem Başkan'ın özgül ağırlığının İstanbul'a aşkın olduğu artık bir sır değil. Bu aşikar bir durum. Dolayısıyla İstanbul'a aşkın meselelerde konuşulması da Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki başarısının bir tezahürüdür. Ve iktidarı ne kadar rahatsız ettiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Ekrem Bey'in çok konuşulması, Ekrem Bey'in bir nevi propagandasıdır. Nihayetinde seçimde de umarım her şey yolunda giderse birlikte olma ihtimalleri de elbette çok yüksektir. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi bizim bir ittifak hukukumuzun olduğu, bir yol yürüdüğümüz, bir yol yürüme kültürüne sahip olduğumuz bir partidir. Dolayısıyla elbette olası bir ittifak söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi bunun muhataplarından birisi olacaktır. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye çok geniş bir coğrafya. 900 küsur ilçemiz var. 81 vilayetimiz var. Bundan daha fazla seçim bölgemiz var. Parlamentoyu kastık söylüyorum. Dolayısıyla ne kadar bu meselelere mikro yaklaşırsak, bilimsel yaklaşırsak, millet menfaatine, millet namına ne kadar çok kazanç ortaya çıkacaksa kamu menfaati için, İyi Parti şüphesiz bu noktada pozisyon alacaktır. Yani biz şimdiden herhangi bir meselede bir açık çek, 7 ay sonrası için Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor biliyorsunuz. Evet. Bugün olanlar, yarın olanlar, 3 gün sonra olacaklar, üç gün önce çok önemli görünen pek çok şeyi değiştiriyor. Bağımlı bağımsız pek çok değişken var. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek siyaseten doğru değil. Ama biz bunu şimdiden açık açık ifade etmiyoruz diye milletimiz 10 milyonlarca muhalif memleketin yarınına dair derdi tasası olan insanımız şunu düşünmesin. İyi Parti'nin ne yapacağı belli değil. İyi Parti nasıl davranacak acaba karşı blok bu blok bunlar temelsiz şeyler bunu söylemem lazım. İyi Parti 2017 yılında kurulduğunda, öncesinde 2015 yılının sonunda genel başkanımızın o zamanki partide verdiği demokratik mücadele göz önüne alındığında millet menfaatine ne varsa İyi Parti'nin ve genel başkanın orada Sayın Akşener'in pozisyon aldığını görürsünüz. Dolayısıyla o süreç içerisinde yaşadıklarımız ne tehditlere boyun eğdi İyi Parti, ne de tekliflere tenezzül etti. Halbuki bu iktidarın 21-22 senelik siyasi iktidar döneminde bu iktidarın karşısında duran insanların başına ne geldiğine bir bakmak lazım. Süleyman Soylu kimdi? Demokrat Parti'nin genel başkanıydı. Evet. Bir şekilde ikna edildi ve iktidara entegre oldu. Sonra da kraldan fazla kralcı oldu. Numan Kurtulmuş Bey, şu anki meclis başkanı. Ne yapıyordu? Erbakan Hoca'nın partisinin genel başkanıydı. Sonra kendisi ayrı bir has partiyi kurdu. Sonra ikna edildi ve iktidara katıldı. Abdülhatif Şener, Erkan Mumcu, birisi Anavatan Partisi'nde birisi kendi partisini kurdu. Daha sonra başka bir partiden vekil oldu. Yani ya vazgeçirildiler ya ikna edilip iktidara katılmak durumunda kaldılar. Halbuki biz güvenlikçi paradigmanın milletimizin ensesinde boza pişirdiği dönemlerde bile yani 2016 darbe girişiminden, hain darbe girişiminden sonra bile Türkiye'de taş üstüne taş koyulamaz zannedilen günlerde bütün memleket satında teşkilatlı bir parti kurduk en zor dönemlerde bu iktidarın devletin bütün aygıtlarıyla üzerimize gelmesine rağmen dik durarak demokrasinin yaşaması için çok önemli bir aksiyon aldık. Dolayısıyla İyi Parti'yi değerlendirirken hafıza kaybı yaşamamak lazım. Çok yakın tarihte olanlar var. İyi Parti henüz 5-6 yaşında bir parti olmasına rağmen siyaseten mücadele azmi itibariyle rüştünü fazlasıyla ispat etmiş bir siyasi partidir. Dolayısıyla İyi Parti'ye dair değerlendirmeler yaparken 2016'yı, 17'yi, 18'i hatırlatmak isterim. Hem dostlarımıza hem çok bize henüz dost olmayanlara.